Balık Sokası'ndan merhabalar, ben Akın. Bugünkü videomuzda kalkan avında kullanabileceğiniz kullanışlı basit bir takım yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler boncuklu dalga kurşunu olarak isimlendirilen, bu özellikle sahilde dalgalardan ya da su akıntısından etkilenmemesini sağlayan bu demirlere sahip, boncuklara sahip kurşun. Bu demirler misiniği koparmayacak kadar gördüğünüz gibi güçsüz ama dalgadan etkilenmeyecek kadar da güçlü. Yani şu şekilde, eğer zor bir misini bir yere takıldığı zaman hızlı çekerseniz kurtuluyor. Bu tam özellikle levrek ve kalkan balığı avlamak isteyen arkadaşlar için ideal bir kurşun. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Bu, dediğim gibi, boncuklu dalga kurşunu olarak geçiyor. Onun dışında iğneye ihtiyacımız var. Onun dışında 1 cm çapında ve 1 cm boyunda mantarlı, fosforlu mantara ihtiyacımız var. Fır döndü ve makas. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bizim bu 3 malzemeyi kullanarak takımımızı yapmaya başlayacağız. Yorgan iğnesi yardımıyla misinemi mantarımdan geçiriyorum. Geçirdikten sonra şu kırılan kısmı makasla alıyorum. Ardından iğnemi bağlayacağım. İğnemi misinemizin bu tarafına bağlıyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz misinemizi. İğnemizi de şuraya yerleştiriyoruz. Şu bölümü biraz kısaltayım. Şu bölümü şu şekilde pala ve misinemizin etrafında 5-6 kere çeviriyoruz. Ve 6 kere çevirdikten sonra şöyle parmaklarımızla şurayı tutturduk. Bu misinemizin ucundan da çekmek suretiyle takımımızı sıkıştırıyoruz. İğnemizi, düğümümüzü, bağımızı, artık ne isim verirsek. Sıkıştırma işlemini yaptık. Fazlalığını alalım. Çift iğneli de yapabilirsiniz. Tıpkı lüfer avında, lüfer takımında yaptığımız gibi tek iğneli de yapabilirsiniz. Sizin artık tercihiniz. Şimdi son olarak burada bilmemiz gereken bir şey var. Kalkan balığı, dip balığı dalganın kumun içine yapışır ve bekler. Yaklaşık olarak kumun 10 cm üstündeki avlara saldırır. Alttan yukarı doğru. Dolayısıyla bizim takımımızı 10 cm civarı yapmamız lazım. 10 cm civarı. Şöyle keselim. Fır döndüğümüzü 10 cm civarı buralara bir yere takmamız lazım. Bu arada ben devamlı söylüyorum bu cümleyi ama ilk defa videomuzu izleyenler vardır belki. Kırmızı misine kullanmıyorsunuz. Ben videoda görebilirsiniz diye kırmızı kullanıyorum. Şimdi hemen fır döndüğümün içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi. Geçirdikten sonra şöyle bir 10 santim bıraktık. Kısa olan bölümü bedenin etrafından 5 kere çevireceğim. Şunu bedenin etrafından 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa çevirdikten sonra şuradaki halkanın içinden geçiriyorum. Bu halkanın içinden geçirdikten sonra şurada bir halka daha oluştu. Onun da içinden geçiriyorum. Ve sol elle tutuyorum. Sağ elle de çekip sıkıştırıyorum. Bu arada kamera çekerken dikkatsiz davrandım herhalde. Burayı biraz fazla uzun bağladım. Önemli değil. Bu kısmı 10 santim civarı tutmamız gerekiyordu. Ben bir 15 santim yaptım. Siz takım yaparken buna dikkat edersiniz. Bakalım kaç santim yapmışız. Bayağı uzun yaptık. Neredeyse 24 santim yaptık. 10 santim,
10-11 santim civarı. Şurada bir yerde olması gerekiyordu fır döngümüzün. Neyse, hazır başlamışken temiz iş yapalım. Kameraya odaklandığım için maalesef kaçırdım. Şöyle başlayalım. Şurayı ana bedenin etrafında çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere çevirdikten sonra şu halkanın içinden geçiriyorum. Bu halkanın içinden geçirince burada da bir halka oluştu. Bu halkanın da içinden geçiriyorum. Sonra sol elle isineyi tutup sağ... Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Elle çekiyorum. Takımımız hazır arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş ne arkadaşlar, gösterelim. Ava çıkmadan önce malzemelerimiz bunlar. Dediğim gibi bunu iki iğneli de yapabilirsiniz. Size kalmış. Hırsız iğneli diyorlardı yanılmıyorsam. Hırsız iğneli de yapabilirsiniz. Size kalmış. Kamışımızdan gelen klipsimizi yemimize ve kurşunumuza takıp hemen ava başlayabiliyoruz. Yemimizi takıp atıp hemen ava başlayabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz hususlar şunlar. Bu kurşundan bulamıyorsanız en az 250 gramlık piramit kurşun ya da ağır fır döndürü kurşun da olabilir. Ağır 200-250 gramlık farklı kurşunlar da var, gördüğünüz gibi çok değişik kurşun çeşitleri var. Ama minimum eğer bu kurşununuz yoksa 250 gramlık kurşun kullanmanızı tavsiye ediyorum ki alt akıntıdan ya da üst dalga akıntısından etkilenmesin. İkinci dikkat etmeniz gereken mantarın boyu. Bu mantarın büyük seçilmesi demek, gördüğünüz gibi suyun üstüne, kurşunu suyun üstüne çıkarmasa da kurşunun ağırlığını etkileyecek. Üçüncüsü, misinenizin ve kamışınızın çok sağlam olması lazım. Kalkan avına giderken maalesef üst sınıf demeyelim ama düşük sınıf makine ve misinelerle gitmenizi tavsiye etmiyoruz. Zaten 200 gramlık kurşun atacaksınız. O 200 gramlık kurşunu atmanız için belli bir kalitenin üstünde kamışa, belli bir kalitenin de üstünde misine ihtiyacınız var.